Gazete manşetlerinden bizleri izleyen tüm izleyicilerimize merhabalar, günaydınlar. Sevgili seyirciler, yeni bir programla daha karşınızdayız. Gazete manşetlerinden Manisa, Türkiye ve Dünya gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk gazete yerel gazetemiz olan Denge. Denge'nin manşetinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer var. Tur Yıldız Biçer Adana'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden öğrencilerle ilgili bir basın açıklaması yapmıştı. O açıklama Denge'nin manşetinde bugün. Çocuklarımızın katilisiniz diyor Tur Yıldız Biçer. CHP Manisa Milletvekili Doktor Tur Yıldız Biçer, Adana'nın Aladağ ilçesinde bir kız yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci, 12 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine hükümete ve cemaatlere yüklendi. Biçer, ister tarikat, ister cemaat, ister hükümet, ister devlet, her ne olursanız olun sonuçta çocuklarımızın katilisiniz. CHP'li Biçer, yurdun açılmasına izin veren herkesin istifa etmesi gerektiğini söyledi. 30 Kasım tarihinin tekke ve zaviyelerin kapatıldığı bir gün olduğunu ve bunun 91 yıl önce kanunlaştığını hatırlatan Biçer, ne yazık ki böyle tarihi ve önemli bir günde Adana'nın Aladağ ilçesinden gelen çok acı bir haberle bir kere daha yandık. Bir kere daha ciğerimiz yandı. İster tarikat, ister cemaat, ister hükümet, ister devlet, her ne olursanız olun sonuçta çocuklarımızın katilisiniz. Aladağ özelinde belki de valilik, belki de milli eğitim yetkilileri bu yurda ruhsat verdiği için sorumludur. Ama ya devletin kendisi olan hükümet, onların hiç suçu yok mu? Dedi. Biçer son olarak şu ifadelere yer verdi. Süleymancılar devletin içine yerleşen, korunup kollanan bir grup. Zaman içinde maddi olarak çok güçlendiler. Adana'daki yurt da devletin yurduyken yıkılmış, öğrenciler Süleymancıların yurdunda kalıyor. Hazine arazileri peşkeş çekilerek Fethullahçıların yurtları yapılmıştı. Şimdi yıllarca besleyip büyüttükleri Fethullah Gülen cemaatiyle çıkar çatışmasına girdikten sonra çıkarları çakışınca FETÖ oldu. Merak ediyoruz. Şimdi birlikte yürüdükleri Süleymancılarla da çıkarları çatışınca Süleymancılar SÜTO mu olacak? Bütün tarikat vakıfları derhal kapatılmalı diyor Tur Yıldız Biçer iddialı açıklamalarla Denge'nin ilk sayfasında. Hemen altında bir özel haber. Mustafa Atadil'e ait vergi dairesi otoparkı yetersiz kalıyor başlığıyla. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan Manisa Vergi Dairesi önündeki çift sıra park sorunu. Manisalı sürücüleri çileden çıkarıyor. Hafta içi günün her saatinde vatandaşların bu cadde üzerinde kendi aralarında ağız münakaşası ve tartışma yaşandığından şikayet eden vatandaşlar, gerekli mercilerin bu caddedeki trafik çilesine bir an önce el atmasını istedi. Manisa'da sadece tabii Yunus Emre ilçesinde bulunan vergi dairesi önündeki alanda değil, pek çok yerde yaşanan bir sorun bu. Otopark sıkıntısı, trafik sorunu hala çözülemedi yapılan otoparklara rağmen. Hemen yanında bir özel haber daha Caner Kılıcı'ya ait. Binlerce başvuru arasında Manisa ödül aldı başlığıyla. İlk kez 2011-2012 eğitim öğretim yılında uygulanan eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödüllerinin dördüncüsü gerçekleştirildi. Ülke genelinde 5 kategoride yapılan 3609 ödül başvurularının arasından Manisa bölgesel ödülü almaya hak kazandı diyor gazete. Hemen yanındaki habere geçelim. Sanayi Bakanı Yardımcısı Hasan Ali Çelik bugün Manisa'da sevgili izleyiciler önemli bir duyuruyu hem de Denge Gazetesi aracılığıyla sizlere duyurmuş olduk. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik bugün Manisa'ya geliyor. Bakan Yardımcısı Çelik saat 11'de Boş Termoteknoloji Innovation Center açılışına katılacak. Bakan Yardımcısı Çelik saat 14'de MTSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası Kongre Salonu'nda TSO Endüstri 4.0 etkinliğine katılacak. Ardından da Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençeri saat 16'da makamında ziyaret edecek diyor Denge Gazetesi. Sürmanşetteyiz. Sürmanşette sevgili izleyiciler özel haber dikkat çekiyor. Sağlıkla ilgili çok önemli bir rahatsızlığa değinmiş Denge Gazetesi. Uzman görüşüne yer vermiş Nurgül Yılmaz'a ait özel haber sürmanşette. Tedavide geç kalındığında astıma kadar ilerleyen astım bronşit, çevresel ve kişisel sebeplerden dolayı pek çok kişide rastlanılan hastalıkların başında yer alıyor.
astım bronşitin en önemli belirtisinin öksürük ve hırıltılı nefes almak olduğunu söyleyen Özel 8 Eylül Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Nevin Sofuoğlu, dünyada ortalama 300 milyon kişinin astımlı olduğunu ileri sürdü. Hemen aktaralım sevgili izleyiciler. Çocuklarda da her 7 çocuktan birinin astım bronşit rahatsızlığı olduğu yine edinilen bilgiler arasında. Bunu da dipnot olarak aktarmış olalım ve eğer tedavi edilmezse akciğerde artık geriye dönüşü olmayan hasarlara yol açtığı da uzmanlardan öğrendiğimiz bir diğer detay. Devam edelim diğer gazetelerle. Erdin Çumrukaya'nın yazısını aktaralım. Denge gazetesinden daha sonra diğer gazetelere geçeceğiz. Erdin Çumrukaya bu hafta CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e dair bir yazı yazmış. Bakalım neler söylemiş hakkında. Çünkü zaten başlık Özgür Özel diyor. Hemen içeriğine bakalım. Yıllardan bu tarafa çok yakından tanıdığım bir kişi. Siyasete ilk girdiği zamanlarda iyi bir politikacı olabilecek mi? Manisa'yı temsil edebilecek mi? Manisa'nın sorunlarını Ankara'ya taşıyabilecek mi? Gibi cümleleri en yakınlarımdan duyduğumu çok iyi biliyorum. Kibarlığına ve nezaketine hiç kimse bir şey söyleyememişti ve söyleyemez dedi. Eczacılar Odası Başkanı iken de herkesin iyi gününde de, üzüntülü gününde de hep Özgür Özel vardı. İnanın bugün de var. Siyaset onun kişiliğini hiç bozmadı. Manisa'daki her özel günde, kutlamada, cenazede Özgür Özel Ankara'yı bırakıp Manisa'ya geldi ya da gelmeye çalıştı. Bu kişiliğiyle de CHP'ye oy veren ya da vermeyen kime sorsak Özgür Özel için şunu söyler. Özgür Özel mi? Pırlanta gibi genç kardeşimiz. Evet, Manisalılar onu gerçekten çok seviyorlar. Sempatik tavırları, gençlere ağabeylik yapması, kendinden yaşlı insanlara saygı göstermesi her kesimin dilinde. Şimdi şöyle tatlı bir kıskançlık içine girdim. Eskiden Özgür Özel kardeşimi Manisalılar olarak biz çok seviyorduk. Bugünse tüm Türkiye onu çok seviyor. Mikrofon ona yakışıyor. Konuştuğu cümleler yerli yerine oturuyor. Verdiği mesajlar ve misallerde incelendiğinde evet doğru diyebiliyorsun. Rol yapmıyor. Konuşurken olayı adeta yaşıyor. Evet, gerçekten Özgür Özel'i artık Manisalılar dışında çok kişi seviyor ve takdir ediyor. Manisa Denge gazetesinin internet sayfasındaki en son haberini 9 bin kişinin paylaşıp 150 bin kişinin okuması da benim sözlerimin teyidi olduğuna inanıyorum. Son sözümse şöyle. Tüm siyasetçilerin dikkatle takip ettiği Özgür Özel'in bu enerjisi ve temposuyla Manisalılar olarak onu çok iyi yerlerde göreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın diyor ve CHP Genel Grup Başkan Vekiline başarılar diliyorum. Devam edelim. Bölgesel gazete Yeni Asır'dayız sevgili izleyiciler. Ege'de yurt alarmı başlığı dikkatimizi çekiyor. Adana'da 11 kız öğrencinin hayatını kaybettiği faciadan sonra gözler yurtlara çevrildi. Ege'deki tüm kamu ve özel yurtlar mercek altına alındı. Adana'nın Aladağ ilçesinde önceki akşam saatlerinde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ile bir eğitmenin yaşamını yitirmesinin ardından Ege'de yurt alarmı verildi. Valilikler ve Milli Eğitim İl Müdürlükleri tüm yurtları mercek altına aldı. Ruhsatsız faaliyet gösteren yurtlar kapatılacak. Çalışanların yangın ve benzeri durumlarda yapılması gerekenler konusunda eğitim alıp almadıkları kontrol edilecek. Tespit edilen eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesi istenecek. Denetimler için özel ekipler oluşturulacak diyor. Hemen Adana'ya dönüyoruz. 12 ölüme 12 gözaltı diyor. Adana'da 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı yangınla ilgili aralarında yurt müdürünün de olduğu 12 kişi gözaltına alındı. 2 kişi aranıyor. Sevgili izleyiciler, gözaltıların sebebi de yangın merdivenine açılan kapının kilitli olması da bu gözaltıların sebeplerinden bir tanesi. Çünkü yine bu yangın faciasının altından ihmal çıktı. Devam edelim biz diğer haberlerle. Siz insan değilsiniz başlığının altında hemen aktaralım.
Aydın, 4 aylık geline aile boyu işkence. Hemen aktaralım. Söke'den Kocaeli'ne gelin giden 23 yaşındaki Nahide Gidergin, 4 ay boyunca imam nikahlı eşi Ramazan Akdere ile anne babası tarafından işkence gördü. Genç kızın cinsel organına tuz ruhu enjekte eden, el ve ayak parmaklarını kesen, kemiklerini kıran ve aç bırakan insan görünümlü sapıklar aranıyor. Yine okurken zorlandığımız haberlerden bir tanesi. Gerçekten dehşet verici. Ancak korku filmlerinde izlediğimiz sahneler gözümüzün önünde şu an döndü diyebiliriz. Bu nasıl bir vahşet? Ne yapmış olabilir bunları hak edecek diyoruz ve hemen yanındakine de bakalım. Kiraz, ayrılmak isteyen eşe 21 bıçak. Teşhir ediyoruz. Yani fotoğrafı kapatmıyor yine Asır gazetesi. Evet, aslında kapatılmaması da gerekiyor. Niye kapatalım ki? Onun ayıbı. Tüm Türkiye öğrensin. Kiraz İstiklal Mahallesi'nde işinden eve dönen iki çocuk annesi Öznur Aktaş, boşanma davası açtığı kamyon şoförü kocası İsmail Aktaş'ın saldırısına uğradı. 21 yerinden bıçaklanan Öznur Aktaş, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken cani koca İsmail Aktaş, suç aleti bıçakla birlikte kayıplara karıştı. Devam edelim. Deniz Otoparkı hemen altında. Yurttan haberlere bakalım. Menderes Baydonoz koyunda park halindeki otomobiller sağanak yağışın neden olduğu sel sularıyla denize sürüklendi. Hemen yanında çok güzel bir fotoğraf, Sipil Dağı. Beyaz gelinlik sevgili izleyiciler, Yeni Asır'ın ilk sayfasında Manisa Sipil Dağı yılkı atları var fotoğrafta. Yılkı atlarının önünden bir beyefendi yürüyor. Çok güzel, atlar istifini bozmamış, güzel fotoğraflanmış. Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Ege'de yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. İzmir Yamanlar, Manisa Sipil ve Denizli Çomeli beyazla büründü. Devam edelim ulusal gazetelerle. En azından Yeni Asır'ı bir güzel haberle noktalandırdık ve ulusal gazetelere Hürriyet'le başlıyoruz. Hayata çıkış yok diyor manşette gazete. Adana Aladağ'da önceki gece 11 öğrenci ve bir eğitmenin öldüğü yangın faciasının acı detayları gün ışığınca ortaya çıktı. 1 diyor gazete. Sentetik halılar, ahşap döşeme ve tavan anında alev aldı. Acil çıkış kapıları PVC olduğundan ısınıp genleşince açılamadı. 2. Anahtarları üzerinde bulunmayan kolsuz kapılar açılamayınca yangın merdivenini kullanamayan çocukların şansı kalmadı. 3. Alevlerin arasında kalan kızlar birbirine sarılıp ölümü beklediler. Yaralı kurtulan 22 kişinin çoğu pencereden atlayanlardı. İşte ölen kızlarımız diyor. Bakın fotoğraflara. Nurgül Pertlek 6. sınıf öğrencisi. Sevim Köylü 8. sınıf öğrencisi. Bahtunur Baş 5. sınıf. Zeliha Avcı 8. sınıf. Yani hepsi daha çocuk. Çok geniş yer verilmiş Hürriyet gazetesinin manşeti bugün. Kazayla ilgili fotoğraflar haberi destekliyor ilk sayfada. Evet, hemen bir karikatür var. Rütük. Neden bu karikatür yapılmış? Hemen açıklayalım. Çünkü Rütük tarafından yangın haberiyle ilgili sansür, basına sansür geldi. Yangın haberiyle ilgili çok fazla detaylı ya da görüntülü fotoğraflı haberlerin ulusal ya da yerel medyada yer almasını yasakladı Rütük. Yanlış yolda tuzağa düştüler. Bir diğer haberle devam edelim. Suriye'de Elbab'ın kuzeyindeki El Dana köyü civarında kaybolan iki Türk askerinin DAEŞ tarafından kaçırıldığı ihmali ağırlık kazanmaya başladı. İki askerin El Dana'nın ileri mevzilerine keşif yaparken yanlış yola girdikleri ve DAEŞ'lı teröristlerce pusuya düşürüldükleri değerlendiriliyor. DAEŞ'ın askerlerin bulunduğu araca ağır silahlarla saldırdığı belirtiliyor. Hemen yanında bir kayıp haberi. Türkiye tiyatrosu ve sineması için. Eyvah Necdet trafik kurbanı.
Unutulmaz oyuncu Necdet Tosun'un oğlu Bir Demet Tiyatro'nun Eyvah Necdet'i, sanat dünyasının Erdal abisi Erdal Tosun İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybetti. Karşı yönden gelen otomobil takla atarak Tosun'un kullandığı aracın üstüne düştü. Tosun tavanı ezilen araçta can verdi. Devam edelim. Milliyet gazetesindeyiz sevgili seyirciler. Acı konvoyu. Adana'daki yurt yangınında hayatını kaybeden 11 çocuk 12 kişi tüm ülkenin yüreğini dağladı. Adli tıpta cenazeler için bekleyen 12 ambulans acı konvoyu oluşturdu. Ambulanslar cenaze taşıyor. Ailelerle ilgili fotoğraf var. Aile Bakanı Fatma Kaya'yı görüyoruz. Bir ailenin yanında telkinde bulunuyor kendisi. Fatma Kaya ve İçişleri Bakanı Soylu yangında çocukları ölen acılı aileleri ziyaret etti. Bugün cenaze namazında kimlerin katılacağı belirtilmedi basında. Çünkü sanırım katılım da olmayacak dendi siyasetten. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya görüşmesi var bugün Alanya'da. Hemen zaten o görüşmeyle ilgili detay da var galiba gazetenin ilk sayfasında manşetin yanında. Putin'le 5 günde 3. görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin dün akşam telefonla görüştü. Bu ikilinin 5 günde 3. görüşmesi oldu. İki liderin Halep'te çatışmaların durdurulmasını ve kentteki sivillere insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Bir yangın haberi daha değil. Dünya Savaşı gibi Halep. Yangın haberi sandım çünkü yurt genelinde Antalya'da bir yangın haberi vardı. Onun dışında trafik kazalarıyla meydana gelmiş yangınlar vardı yurt genelinde. Onlardan bir tanesi sandım ama değil, Halep'e dönüyoruz tekrar. Halep'te siviller çatışmalardan kaçmak isterken bombalar altında hayatlarını yitiriyor. Bir bölümün ise rejim güçlerince tutuklandığı öne sürülüyor. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Elçisi Francis Dalletria'nın şayet Halep'te sessiz kalmaya devam edersek, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sivil halka karşı girişilen en büyük katliama tanık olabiliriz sözleri yaşananları özetliyor. Devam edelim. Sabah gazetesindeyiz sevgili izleyiciler. Kandil'e atmadıkları bombaları bize attılar diyor Sabah gazetesi okuyucularıyla. Bu haberi paylaşıyor ilk sayfa manşetten. 15 Temmuz'da FETÖ'nün 51 polisi şehit ettiği özel harekatın müdürleri ziyarete gelen meclis komisyonuna o geceyi anlattı. Korhan Güler, ilk bombada 7 şehit verdik. İkinci bomba saat 00:03'te geldi. 44 arkadaşımız şehit oldu. Hemen karartma uyguladık. İtfaiye gelmeyince araçları biz alıp getirdik. Turan Aksoy, Genelkurmay'dan bilinmeyen numaradan arayıp sıkı yönetim ilan edildi dediler. Küfrettim. FETÖ'cüler havalanmasın diye 3 kez Akıncı üssünü bombaladık. Uygur Elmas Taşı, FETÖ'cüler Kandil'e atmaya kıyamadıkları bombaları bizim üstümüze attı. Servet Yılmaz, 17-25 Aralık sonrası polis psikolojik üstünlük sağladı. Bu olmasa darbeciler başarılı olurdu. 30'ar kez müebbet hemen altında bir diğer haber başlığı. 29 kişinin katledildiği Merasim Sokak saldırısı ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tamamladığı iddianamede PKK'nın üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Murat Karayılan'la PYD elebaşısı Salih Müslim de var. Savcılık 68 kişi için 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bir diğer haber. 2016'nın son MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. 6 saat süren MGK'da terörle mücadelede kararlılık mesajı çıktı. PKK'nın Suriye'deki terör koridoruna ve Sincar'da yapılanmasına izin verilmeyecek. Irak'ta PKK ve DAEŞ'a karşı Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı var. Batı terör örgütleri lehine çifte standart uyguluyor. Sayfa 22'de haberin detayları yer alıyor değerli izleyiciler. Devam edelim. Diğer ulusal gazetelerle ve Posta gazetesindeyiz. Posta gazetesinin ilk haberi ne bahtsız aileymiş. Baba Necdet Tosun 1975'te 49 yaşındayken kalp krizi geçirip öldü.
Küçük oğul Gürdal Tosun 2000'de 33 yaşındayken böbrek yetmezliğinden öldü. Büyük oğul Erdal Tosun 53 yaşındaydı. Diyalize giderken dün trafik kazası geçirip öldü. Yeşilçam'ın unutulmazlarından Necdet Tosun'un oğlu oyuncu Erdal Tosun böbrek nakli bekliyor ve düzenli diyalize giriyordu. Maslak'ta dün 6.30'da kendi kullandığı otomobille diyalize gidiyordu. Diğer yönde seyreden bir otomobil virajı alamadı. Bölünmüş yolu aşıp Erdal Tosun'un aracının üstüne düştü. Erdal Tosun için bugün 12'de Beşiktaş Kültür Merkezi'nde tören var. Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu'da babası Necdet Tosun ve kardeşi Gürdal Tosun'un yanında toprağa verilecek. Bir de bir aile fotoğrafı, yıl 1972, fotoğrafın çekildiği yıl. Altındaki habere bakalım. Yıkıldı yıkıldık. 11 çocuğun yanarak öldüğü Adanalı Dağ'daki tarikat yurdunda evlatlarını kaybedenler şöyle diyor. Devletin yurdu yıkıldı. Biz de çocuklarımız ilçede başka yurt olmadığı için mecburen o tarikat yurduna yolladık. Devletin yurdu yıkılmasaydı bizler de yıkılmayacaktık diye ailelerin açıklamasına yer verilmiş. Bir spor haberi Fatih Terim'den şok sözler. Futbolumuzda cinsel istismar bir hayli fazla diyor. Gerçekten gündemi tamamen değiştirebilecek bir başlık ki sanırım açıklamalar da ona keza. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim şunları söyledi. Federasyonda cinsel istismar olayları ile ilgili birim kurdum. Beklediğimizden çok büyük ve derin bir sorunla karşı karşıyayız. Futbolumuzda cinsel istismar bir hayli fazla. Birime en fazla antrenörlerle ilgili şikayet geliyor. Çocuklarla cinsel içerikli sohbetler yapan antrenörler çok. İstismara meyilli tüm antrenör, idareci ve yöneticileri takip edip ayıklamakta kararlıyız. Genç sporcuların gelecek hedefleri onları istismar tehlikesine açık hale getiriyor. Önceleri üzeri kapatılan olaylar artık bize ulaşabiliyor. Yargıya intikal etmiş ondan fazla olay var. Bir antrenör firari diyor. Gerçekten şok açıklamalar sevgili izleyiciler. Canlı yayında beyin kanaması. Okuma yazmayı 62 yaşında öğrenen Nazmiye Kocakulak, engelli iki çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesini tek başına adlı kitapta anlatmıştı. Kitabın tanıtımı için TV8'deki Yılmaz Morgül ile Mutlu Günler Türkiye programına çıktı. Canlı yayında heyecandan beyin kanaması geçirdi ve Yılmaz Morgül'ün üzerine düştü. Ok Meydanı Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol tarafı felç, halen hastanede yatıyor. Fatma Girik'in büyük şanssızlığı. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından 73 yaşındaki Fatma Girik, kalça eklemindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelince 10 gün önce ameliyat olmuştu. Kalçasına protez takılmıştı. Taburcu olan Fatma Girik, İstanbul'daki evinde düştü. Takılan protez zarar gördü. İkinci kez ameliyat edilen Fatma Girik, hastanede diyor gazete. Sevgili izleyiciler, Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında Manisa ile ilgili bir habere yer verilmiş. Türkiye'yi geziyor, intiharı deniyor. Türkiye'nin 16 farklı ilinde 21 kez farklı nedenlerle intihar girişiminde bulunduğu bilinen Manisalı Mehmet H. dün de Edirne'ye geldi. 7 katlı binanın en üst katına çıkıp atlayacağını söyledi. Mehmet H. polisin 2 saatlik çabasıyla intihardan bir kez daha vazgeçirildi. Sanırım büyük psikolojik sorunları var bu vatandaşın. Farklı illere giderek farklı sebepler, her seferinde de farklı sebepler sunarak intihar etmeye kalkıyormuş. Devam edelim diğer gazetelerle. Sözcü gazetesindeyiz. Sözcü gazetesinin manşeti diyor ki 12 can alan facianın nedeni ihmal ve kayırma. Türkiye'de yaşanan pek çok facianın altındaki sebep olduğu gibi bunun altındaki sebep de tabii ki ihmal. Devlet yurdunu yıkıp çocukları cemaatin kucağına attılar. Türkiye masum yavrularını ağlıyor. Devlet
Eğitimi cemaatlere bıraktıkça başımıza bunlar geliyor. Çocuklarımız ya tecavüze uğruyor ya da Adana'da olduğu gibi yurtta yanarak can veriyor. Adana Aladağ'da devlet yurdu vardı. Yenisini yapmak için yıkıldı. Ancak bu döneme yetişmedi. Açıkta kalan öğrenciler de Süleymancılara ait olduğu belirlenen yurda gitmek zorunda kaldı. Facia da burada yaşandı. Yaralı kız dehşet gecesini anlattı diyor fotoğrafın altında. Yangından yaralı kurtarılan 11 yaşındaki Şule Altun, yangın çok korkunçtu. Çatıya çıkan arkadaşlarım öldü. Ben alt kata inip kurtuldum dedi. Hastaneden çekilmiş bir fotoğraf. Yangın merdiveni kilitli çıktı. Fotoğrafın üzerinde bir diğer başlık, az önce de zaten altını çizerek aktarmıştık. Yangın merdivenine açılan kapının anahtarının olmaması, kilitli olması, etrafının kapının PVC'den yapıldığı için genleşerek açılmaması, bunlar böyle uzayıp gidecek. CHP'li İnce yaşananlara isyan etti. Türkiye hiç bu kadar sahipsiz kalmadı. Muharrem İnce şunları söyledi. Vahdettin'in İstanbul'u İngilizlere teslim etmesinden bu yana Türkiye hiç bu kadar sahipsiz, istikametsiz kalmamıştır. Aynı menzile giden iki kardeş yapı Türkiye Cumhuriyeti'ne beraber kumpas kurmuş, ihanet etmiştir. Bu bir fetret değil, bilincini yitirmiş cinnet dönemidir. Rahmi Turan'a bakalım bugün ne söylüyor? Zor günler demiş. Dolar 3.40'ın üstünde demir atmış görünüyor. Artış can yakacak kadar ciddi. İktidar buna çare olarak oyunu bozalım, dövizleri bozduralım sloganıyla bir kampanya başlattı. Yani elinde doları olanlar ya da yurt dışında dövizi bulunanlar getirtip Türk lirasına çevirecekler. Bu pek mümkün değil gibi. Çünkü ülkede doların yükselmesine yol açan sebepler ortadan kaldırılmadan böyle bir şey olamaz. Oyunu bozalım, dövizleri bozduralım kampanyası tam tersi bir etki de yapabilir ve ekonomik durumların çok kritik. Hatta vahim olduğu düşüncesini güçlendiriyor. Türkiye'nin biriken döviz açığı 400 milyar dolara yakındır. Devlet her şeyini dolara endeksi yaparken, köprü geçiş fiyatlarını bile dolarla hesaplarken millete bunun tersini tavsiye etmek gerçekçi bir davranış mıdır? Değildir. Vatandaşın elindeki dövizlerini bozdurması için ülkede önce bir güven ortamının doğması gerekir. Millet keyfinden değil, devlete güvensizlikten dövize yöneliyor. Doların hızlı yükselişi iktidarın aklını başına getirir gibi oldu ama biraz geç. Ülke olarak maalesef zor günler geçireceğiz. Devam edelim. Sırada Vatan Gazetesi var. Vatan Gazetesi'nin manşeti de bugün pek çok ulusal gazete manşetiyle birebir. Bu acının tarifi yok başlığını kullanmış Vatan Gazetesi. Adana'daki yurt yangınında kaybettiğimiz yavrularımız Türkiye'yi yasa boğdu cümleleriyle okuyucularına aktarıyor gündemi Vatan manşetten. Bugün nokta konuyor. Hemen yanında Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'yi tokalaşırken bir fotoğrafta görüyoruz. Saat 14. Başbakan Yıldırım'la MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik anayasa değişikliğindeki son pürüzleri görüşmek için bugün saat 14'te Çankaya'da bir araya gelecek. AK Parti sözcüsü Yasin Aktay, 3 seçenekten ikisi elendi ve tamamen yönetim şekli üzerine odaklanmış bir revizyon. Büyük bir ihtimalle mutabık olunan metin deklare edilebilir dedi. Bakalım aktarmadığımız haber var mı? Soruları böyle çalmışlar. Polis ÖSYM'nin kozmik odası soru hazırlama ve geliştirme dairesine girdi. FETÖ'nün sınav sorularını nasıl çaldı ortaya çıktı. ÖSYM'de soru hazırlama biriminde toplanan sorular matbaaya giderken TÜBİTAK'ın geliştirdiği sır cihazına kaydediliyordu. Sınavlarda soruların sır cihazına yüklenirken FETÖ tarafından yedeklenerek dışarıya sızdırıldı. Savcılık tarafından belirlendi diyor Vatan Gazetesi. Devam edelim. Habertürk Gazetesi'ndeyiz sevgili izleyiciler. Habertürk Gazetesi anket sonuçlarını yine okuyucularıyla, Türkiye ile paylaşmaya devam ediyor. Ama bugün manşeti gazete ikiye bölmüş.
bir haber, suyu açtık çarpıldık. Adana'daki yurtta 12 can alan yangından kurtulanlar faciayı Habertürk'e anlattı. Evet, açıklamalar var. Türkiye'yi yasa boğan Aladağ'daki yurt yangınının elektrik panelinden çıktığı tahmin ediliyor. Kurtulan Neslihan Aydoğdu anlatıyor. Bulaşıkta nöbetçiydik. Bir abla suyu açtı, eli elektriklendi. Şalteri dumanı gördüm. Kapılar kilitliydi. Balyozla açamadılar. Yukarı çıktık. Neslihan'ı ikinci katta itfaiye kurtarmış. 3-4 kişi atlamış. Üçünü yangın merdiveni önünde kucak kucağa ölü bulmuşlar diye ekliyor. Aktaramayacağım ben. Yanındaki habere geçelim. Habertürk ve Endi Er anketine katılanların %73.6'sı yeni anayasadan yana, ihtiyaç yok diyenler %21.1. Yani Türkiye'de genel anlamda çoğunluk yeni anayasa istiyor. Bakalım diğer haberlerine. Devam edelim diğer gazetelerle. Fanatik gazetesi son gazetemiz. Biraz da spor camiasına bakalım neler yaşandı. Galatasaray gibi kolay olmaz başlığı. Yardımcıları Dick Advocaat'a çok detaylı bir Beşiktaş analizi hazırladı. Hollandalı hoca da beyin takımının raporunu öğrencilerine özetledi. Beşiktaş Galatasaray gibi değil. Hem kondisyonları ve fizik güçleri daha iyi, hem de daha hızlı oynuyorlar. Çok daha dikkatli olmalıyız. Dick Advocaat her zaman olduğu gibi Beşiktaş'ı analiz etme görevini de yardımcıları Korkot'la Mario Ben'e verdi. Siyah beyazlıların maçlarını izleyen ikili de hazırladıkları detaylı raporu Hollandalı çalıştırıcıyla paylaştı. Daha sonra teknik heyet futbolcularla bir toplantı gerçekleştirerek Beşiktaş'la ilgili uyarılarda bulundu. İlk derbimizde Galatasaray'ı 2-0 yenmiştik. Ancak sakın Galatasaray'la Beşiktaş'ı bir tutmaya kalkmayın. Beşiktaş fizik gücüyle oynuyor. İkili mücadeleleri kazanma oranları çok yüksek. Bu nedenle siz de fizik gücünüzün tamamını ortaya koymalı, sahada daha güçlü durmalısınız. Ayrıca karşımızda hücumda çok çabuk çoğalan bir rakip olacak. Süratli oyunculara sahipler ve hızlı oynuyorlar. Skora etki edecek birçok isme sahipler. Beşiktaş karşısında hata yapma lüksümüz yok. Kısacası Beşiktaş maçı asla Galatasaray karşılaşması gibi kolay geçmeyecek. Bu maçta %100'den daha fazlasını ortaya koymanız gerekecek. Ama unutmayın ki sizin takım olarak kaliteniz tüm takımlardan daha iyi. O nedenle takım olarak sahaya her şeyinizi koyarsanız bu maçı da kazanırız. Kadıköy'de İtalyan işi operasyon. Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye karşı deplasmandaki Napoli taktiğini uygulayacak. Savunmayı önde kurup orta alanı kilitleyecek. Abubakar'la noktayı koyacak. Bu maç deneyimli hoca için özel bir anlam da taşıyor. Kartal kazanırsa Güneş de ilk Kadıköy zaferini tatmış olacak diyor gazete. Fener'in aklı derbide, bir diğer haber başlığı. Ziraat Türkiye Kupası grup ilk maçında aslarıyla sahaya çıkan Gençler Birliği karşısında yedekler ve gençlerden oluşan bir takımla mücadele eden Kanarya, İsmail Köybaşı'nın atılması nedeniyle 80 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Sarı lacivertli ekip Yiğit Han'ın golüyle öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Evet, daha maçın 10. dakikasında sevgili izleyiciler, Gençler Birliği karşılaşmasında İsmail Köybaşı hakemden kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe maçı daha sonra 10 kişi devam ettirmek zorunda kaldı ve Fenerbahçeli asıl futbolcular da maçı izlemeye giderek destek vermişti aslında, ama destek sanırım çok da yeterli olmadı. Hemen Galatasaray'a bakalım. Aslanın adı var, tadı yok. Türkiye Kupası'nın son 3 yıldaki şampiyonu Galatasaray bu sezon turnuvaya kötü başladı. Cimbom gruptaki ilk maçında arenada Elazığ Spor'la 1-1 berabere kaldı. Aslan Koreli ile öne geçti. 90+3'te Murat penaltıdan cevap verdi. Selçuk, Yasin, Eren, Podolski, Bruma gibi yıldızlarıyla Cimbom birincilikteki rakibini yenemedi. Trabzon'a da bakalım. Ersun Yanal, bir dakika durmam.
Kötü sonuçlar sebebiyle hedef adam haline gelen Trabzonspor'da hocası öğrencilerine en flash uyarısını yaptı. Kalitenizi neden burada olduğunuzu artık kanıtlayın. Size hala güveniyorum. Bu tabloyu siz düzelteceksiniz. Buna inanmasam bir dakika burada durmam. Son haberimiz olsun. Dünya futbolu Capecoense için tek yürek. Dünya uçak kazasında yok olan Brezilya ekibi Capecoense'nin acısına ortak oldu. Real'in yıldızı Cristiano Ronaldo 3 milyon euro bağış sözü verdi. Bu hareketin çığ gibi büyümesi bekleniyor. Sevgili izleyiciler, Fanatik Gazetesi'nden aktaracağımız haberler de bugünlük bu kadardı. Biz yerel, bölgesel ve ulusal gazetelerden Manisa Türkiye Dünya gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Programımız burada sona eriyor. Yarın sabah saat 9.15'i gösterdiğinde biz yine gazete manşetleriyle ETV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşçakalın.